evde biblo ve heykel bulundurmanın bir sakıncası var mıdır? Öğretme maksatlı olabilir, ancak namaz kılınan yerde tazim edilecek bir pozisyonda olması, önde olması, görülecek mekanlarda olması, açıkta olması caiz değildir. Çünkü biblolara bir dönem yapıldığı gibi günümüzde bile işte Budistlerin heykelleri var. Onlar heykellerinin karşısında geçerler, secde ederler, ondan medet beklerler. Müslümanın bundan kaçınması lazım. Eski sevgilinin fotoğrafını saklamak günah mıdır? Şimdi eski yeni meselesinden tabii nedir bilmiyoruz meseleyi ama bir insanın, sevdiği bir insanın fotoğrafını kendisinden izinsiz alması, çekmesi doğru değil. Saklaması da doğru değil. Şimdi kadın eski eşi olabilir. Boşandı ve gitti başkasıyla evlendi. Sen de boşandın, gittin başkasıyla evlendin. Niye eski resimlerini taşıyorsun? Taşımayacaksın. Burada öbür tarafa da sana da zararı olur. Buna dikkat etmek lazım. İzinli olursa ve gerçekten de işte geri dönüşü mümkündür. Unutmamışındır. Onu taşıyorsun, o zaman olur. Ama gitmiş, evlenmiş, yuvasını kurmuş, sen hala peşindesin. Bu doğru olmaz. Ölmüş kişilerin fotoğrafını duvara asmak, ölüye zararı var mı? Ölüye zararı yok. Yani bir insan öldükten sonra bizim arkasından yaptığımız, onun bir dahli yoksa, onun bir vasiyeti, isteği yoksa, onu yapın diye ve günah olan bir şeyi istememişse, bizim yapmamız ona zarar vermez. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Herkesin günahı kendisine. Ölmüş kişilerin fotoğrafları duvara asılır mı? Ölmüş kişilerin fotoğraflarını taşıyabiliriz. İşte rahmetli Sabahattin Zaim hocamız mesela, ben severdim kendisi, o da beni severdi. Fotoğrafını gösteriyoruz şimdi, bak bu insandı işte. Üniversiteye ismini koymuşuz. Güzel bir insan. Ne güzel. Yani işte rahmetli efendim Mehmet Said Kotko hocamız fotoğrafı var. Şimdi insanlar görünce daha çok anlıyor, daha çok tanıyor. Ama ona tazim etmeye başlarsa, resme hürmet etmeye başlarsan, al bu resmi öp, alnına koy, cebinde taşı, namazda buna bak dersen şirke düşmüş olursun. Bunu yapmadıktan sonra resim bilgi aracıdır. Ölmüş de olsa resmi olabilir. Ve şimdi zaten herkesin resmi yaşarken çekiliyor. Şöyle bir çalışma da yapılıyor. Ölenlerin seslerinin frekansından, hareketlerinden, DNA'sından vesaire işte tespit edilebilirse insanların görüntülerine de ulaşılacak. Geçmişte yaşayanların görüntüleri de ortaya çıkarılacak. Böyle çalışmalar da var. Bu niye günah olsun? Kadınların, ama orada tabii etik kurallar önemli. Onların bir kuralı olması lazım. Şimdi bu kural meselesine de geleceğim. Yani resim, internet, video, etik kural meselesine de geleceğim. Kadınların Photoshop ile, kadın olsun erkek olsun, kendini farklı göstermesi, karşı tarafı aldatmak maksadıyla olursa günah olur. Günah olur. Yoksa kara kalem yapılmış ya da bir şekilde onları düzeltiyor, üzerinden renklendiriyor. Yani herkes kendinin güzel görünmesini ister. Kötü görünmeyi kim ister? Ama aldatmaya girerse günah olur. Aldatmaya girmezse, kandırmacaya girmezse günah olmaz. İnternetten izinsiz film, müzik indirmek, video indirmek, genel olarak bir bedava ya da izin verilmiş deniyorsa onları indiririz. Ama bu izinsiz indirilmez deniyorsa onları indiremeyiz. O zaman telif hakkı terettüp eder. Onu ödememiz gerekir. Ödemezsek çalmış oluruz. Korsan indirmiş oluruz. Korsan kitap yayınlamak, baskı yapmak, korsan video indirmek, korsan efendim film izlemek, korsan maç izlemek. Maçı da çok yapıyorlar. Şimdi bir firma onu alıyor, parayla satıyor. Ama şifreleri kırarak herkes maçı izlemeye kalkışıyor. Bu da doğru değil. Çünkü o
satılan bir şeydir. Karşı tarafın bir emeği var. Bunu kırmamak lazım. Kıranlara da müsaade etmemek lazım. Onun da bir cezası olması lazım. Heykellere resim bulunan odada namaz kılınabilir mi? Az önce söyledim. Secde yerinde ise haram. Tam kıble yerinde namaza durduk, karşımızdaysa resime karşı namaz kılmak haram, canlı resmine. Ama onun dışında sağda solda olması mekruh, üzerimizde olması mekruh, arkamızda da resimlerin olması mekruh. Mümkün mertebe resim olan yerde namaz kılmayacağız. Varsa karşımızda, gözümüze ilişiyorsa namaz kılarken, onların ya ters çevireceksiniz, ya arkaya koyacaksınız, ya da üstünü örteceksiniz resimleri. Ölünün fotoğrafına bakmak ölüye zarar vermez. Niye zarar versin? Belki hayırlar yad edersin, hayırlarını söylersin, dua edersin, zarar vermez. Bebek odası mobilyası üzerinde hayvan figürü bulunması caiz midir? Bebekleri sevindirmek, onları eğitmek maksadıyla o tür şeyler olur. Oyuncak yapılmasına, bebeklerin bu şekilde eğlendirilmesine, oynamasına müsaade edilmiştir. Bu konuda darlık, sıkıntı yok. Ancak burada önemli bir konu var. İki şeyi söyleyeceğim. Birincisi, o etik kural, ahlak meselesi resimlerde, onu söyleyeceğim. İkincisi de, artık herkes her şeyini paylaşıyor. Özel diye bir şey kalmadı. Evde yediğini, içtiğini paylaşıyor, dışarıda gezdiğini paylaşıyor, eşiyle sarmaş dolaş resmini paylaşıyor, videosunu paylaşıyor. Adam, hanımım şöyle diye hanımının resmini, videosunu paylaşıyor, özel halini. Ya sen nasıl bir erkeksin? Sen nasıl bir kadınsın? Eşinin özel durumunu başkalarıyla paylaşıyorsun. Bırak resmini paylaşmayı, anlatmak bile günah. Anlatmak bile günah. Bir kadın kocasını kadınlara anlatamaz. Özelliklerini, fiziki özelliklerini anlatamaz. Bir erkek hanımının fiziki özelliklerini başkasına anlatamaz. Sen anlatmak günahken bir de resmini paylaşıyorsun. Resmini paylaşıyorsun. Tesettürü yok. Evin içerisinde özel çoluğuyla çocuğuyla halini tutuyorsun, paylaşıyorsun. Bunlar harama girer. Yazık olur ve bundan hesaba çekiliriz. Allah-u Teala hesabı, bu ahlakı da dejenere ediyor. Yozlaştırıyor. Edep kalmıyor, ahlak kalmıyor. İnsanların ölçüsü kalmıyor, ilkesi kalmıyor. Kural olması lazım. Sınır olması lazım. Sınırsız özgürlük, sınırsız ahlak sınırı diye bir şey. Namus nedir ki diyor. Ahlak nedir ki? Bunlar sizin kendi koyduğunuz kurallardır. Ben tanımam. Sen hayvanların bile kuralı var ya. Hayvanların da kuralı var. Hayvan kargayı, karga yeri eşiyor pisliğini yapacakken, göstermiyor ya. Kedi yeri eşiyor değil mi? Evet. Göstermiyor pisliğini. Sen gösteriyorsun pisliğini. Pislik yedim diye de övünüyorsun bir de. İnsanım diye geziyorsun. Kural olacak. İşte sosyal medyada, televizyonda, videoda, resimde mutlaka ve mutlaka etik kural olacak, ahlak olacak, sınır olacak. Bu sınırı koymazsak, bu ahlaki ilkeleri belirlemezsek, her türlü fuhşiyat, her türlü pornografi, her türlü ahlaksız görüntü, ses, kayıtlar gençliğimizi, neslimizi, insanımızı kahrediyor, mahvediyor. Maalesef şehvetperest bir toplum meydana getiriyor. Çünkü zalimler böyle istiyor. Gücü elinde bulunduran, parayı elinde bulunduran, dünyayı yöneten, görünmeyen güçler böyle istiyor aziz kardeşlerim. İşte öyle bir alan ki bu resim, heykel, video, televizyon, sinema. Savaş burada oluyor esas. Çatışma burada oluyor esas. İnsanlar, devletler artık topla tüfekle savaşmak yerine kültür savaşlarıyla, emperyalizm yoluyla bizim kanımızı emiyorlar. Ve durduk yere de paralarımız hep oralara gidiyor, biliyor musunuz? Biz bir video izlediğimiz zaman, bir film izlediğimiz zaman,
internetten bir şey indirdiğimiz zaman, hatta bankadan parayı havale ettiğimiz zaman yine para babalarına para ödüyoruz. Sürekli. İşte bu açıdan da kuralı koyan Müslüman olmalıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.